Şimdi arkadaşlar pasta poliş işine başlamadan önce tabii ki poliş yapacağımız yerleri yıkıyoruz. Neden? Pedlerimiz ve keçelerimiz dolmasın diye. Daha uzun süre kullanabilelim diye. Evet, hadi devam edelim. Arkadaşlar şey muhabbetinden bahsettin mi bu arada? Biz bundan niye hiç bahsetmedik ya? Bilmiyorum. Neden bahsetmedik? Ben denizciliğe başlamadan önce Cansu'nun videolarını izliyordum. Bu benim için gurur verici. Ondan sonra bir gün Batıkaman'daydık değil mi? Evet, Batıkaman. Benim eski, Göcek. Sonra ben işte belgeyi alınca işe başladım. Ondan sonra şu anki teknem, yani şu an çalıştığım teknenin yanına kıştan kar olmuştuk biz. Ben de Cansu'na mesaj atmıştım. Aa dedim, ben senin videolarını izliyorum. Hani böyle videolardan atıp kestirmiştim tekneyi. Ondan 3 veya 2,5 ay sonra değil mi? Evet. Yani kapa. 3 ay sonra burada çalışmaya başladım. Aynen. Ondan öncesinde... Dünya küçük. Aynen. Öyle şimdi beraber çalışıyoruz. Aynen. Şimdi yüzümüze bakmıyor arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Önceden yazıyordu bize. Suda çekebilirsiniz, buyurun. Videoları da izlemiyordu. İş bizi çağırıyor. Biz çekmeye devam. Arkadaşlar bir gün geçti. Tekneyi yıkadık. Sadece tabii Sandek'i yıkadık. Yapacağımız yeri yıkadık çünkü. Muhtemelen Sandek zaten bizim bir günümüzü alacak. Komple pasta poliş yapması. Şimdi sizlere birlikte nasıl pasta poliş yapıyoruz ve sonuçları nasıl ortaya çıkıyor onu göreceğiz. Ben şu an aldığım yerden tekneye doğru gidiyorum. Bisikletle ekmeğimi aldım. Önce kahvaltı edeceğiz. Sonrasında da işe başlayacağız. Bugün muhteşem bir hava var. Böyle göstereyim size. Hava gerçekten çok güzel. Bir saniye sonra işe başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi pasta polişe başlayacağız. Size malzemelerini göstereyim. Bunlar, bu 3M'in pastası. Bu da arkadaşlar Megoers'in 205 polişi. Kalın zımpara olarak düşünün. Polişi de bir ince zımpara olarak düşünün. Önce bununla ve sonra ardından da parlatmak ve yüzeyi korumak amacıyla bunu uyguluyoruz. Bu lekeleri ve pislikleri daha iyi alan bir pastadır. Çok kötü olmayan yüzeylerde biz bu ikisini karıştırarak uygulayacağız. En önemli şeylerden biri gözlük diyorlar, doğru mu? Şu an göremiyorum. Şimdi önceden göstereyim arkadaşlar. Bakın yansımayı görüyor musunuz? Yani çok zayıf. Neden? Çünkü artık bu yüzey zamanla arkadaşlar matlaşmış. Şimdi biz bunu eski haline döndüreceğiz. Başlayacağız. Siz de bize eşlik edeceksiniz. Poliş makinesinde arkadaşlar ilk başta pastayı uygularken biz keçeyi kullanıyoruz. Üzerini daha güzel temizliyor. Ondan sonra poliş yaparken ped kullanıyoruz. Ped yine burada değil. Ped kullanıyoruz, sünger olanı. Onu da göstereceğim zaten. Ped geldi. Ped de bu. Daha yumuşak sünger. Evet arkadaşlar, gördüğünüz pastayı uyguladık. İyice aynı şekilde böyle makineli gide gele. Pastayı iyice yedirdikten sonra kalan yağı bezle siliyoruz. Şöyle güneşten yansıtayım. İnşallah görünüyordur. Şu açıdan çok güzel gözüküyor. Bugün pasta polişin ilk gününün ilk öğle arası. Gördüğünüz nereye kadar geldiğimizi, şu anda kornanın sancak tarafı kaldı. Yani tarafın ön tarafı bitti. Saat de işte 12 çeyrek geçiyor. Böyle zaman alan bir iş. Bu arada öncelikle biz sadece şey uygulayacaktık. Pasta ardından poliş yapacaktık.
Ama ikisini karıştırıp yapmaya karar verdik. Çünkü polis tek uygulayınca iz bıraktı arkadaşlar. Hava sıcak diye izini de almak için pastayla karıştırmak için aynı anda uygulamış oluyoruz. Bu da bir dipnot. Arkadaşlar hızlı çekimlere bir es verip size nasıl yaptığımızı anlatmak istedim. Yarın öbür gün siz de yaparsanız diye. Biz bir karışım hazırladık. Pasta ve polish. İkisini karıştırdık. Bir de Mehmet arkadaşımız çako içine box da koydu. Gerçekten çok güzel sonuç veriyor. Zaten çekeceğim, göreceksiniz. Burası yapılmamış yer. Burası yapılmış yer. Gözüküyordur muhtemelen şu an. Bir de yaparken siz bize eşlik edin. Şimdi önce kaşık karışımı keçenin üzerine biraz döküyoruz. Çok fazla dökmenize gerek yok. Şekilde. Şimdi bir metrekare yer yani belli bir yeri bölmeniz lazım. Göz kararı. Yaydıktan sonra önce düşük devirde yer atlamadan önce düşük devirle yayıyoruz. Sonra zaten yavaş yavaş keçe toplamaya başlıyor pastayı. Hızlandırıyoruz. Son bayağı hızlandırıp boyayı yakmamak için aynı yerde tutuyoruz makineyi. Her zaman gezdiriyoruz. Şimdi sadece silmesi kaldı ama yine bir göstereyim. Görünür. Bakın yapmadığımız yer mat ve zaten kaymıyor. Elle kaymıyor. Ve yaptığımız yer cayır cayır kayıyor. Ve yanıyor da renk olarak. Bakın yansımalar çok kuvvetli. Biraz daha geriye gelip bir de buradan bakın yansımaya. Bayağı bir fark var. Şimdi orada bir lekeler görüyorsunuz muhtemelen. Oraları sileceğiz. Biz burayla uğraşırken ince yerlerle uğraşıyor arkadaşlar. Bakın o efsane olmuş. Bakın yansıyor. Merdivenler de en çok göz önünde olan yerlerden bir tanesi. Önemli. Arkadaşlar saat şu an 5'e çeyrek falan var. Yorucu bir gün oldu. Gerçekten bellerimiz falan ağrıyor. Bütün gün eğilik bu vaziyette çalıştığımızdan dolayı. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben yine ufak ufak kesitler koyacağım. Bitti. Gördüğünüz gibi. Sonuç gayet tatmin edici. Işıl ışıl parlıyor. Şapka da aynı şekilde. Bugünü de yedik bitirdik. Ekmeğimi aldım. Tekneye gidiyorum. Şu an gerçekten her yerim ağrıyor. Özellikle sırtım. Hani böyle spora başlarsınız. Uzun bir aradan sonra spora başlarsınız da ertesi gün böyle kaslarınız ağrır ya. Aynı öyle bir ağrı var. Hamlamışız yani. Spor gibi bir iş. Bakalım bu işin sonunda kaç kilo vereceğiz. Sky'ı bitiririz diye düşündük ama dediğimizden fazla zaman aldı. Şimdi Sky'ın geri kalan kısmını yapacağız. Muhtemelen upper'da kede iner yaralarız diye düşünüyoruz ama tabi bakalım nasıl olacak bilmiyoruz. Haydi birlikte devam edelim. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün merhaba. İkinci gün. Merhaba kardeşim. İkinci gün başladık. Saat 9. Kahvaltımızı ettik. Şimdi devam ediyoruz. Ben buradan böyle bir şekilde gidiyorum. Hadi gelin eşlik edin bana.
Gelin nasıl olduğunu göstereyim. Çako. Evet arkadaşlar, saat son 11. Live Rich neredeyse bitti. Ben şimdi size yaptığımız yerlerden birkaç kesit göstereyim. Gelin bakalım birlikte neler yaptık. Tabii bu video 3-4 gün sonra biter muhtemelen. Yani pasta polis işi. En sonunda teknenin son halini şimdi siz göreceksiniz. Ben bir hafta sonra falan göreceğim herhalde. Ve göstereceğim. Bu videoyu böylece kapatacağız. Haydi görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün şu anda 3. günü pasta polişin. Buradaki de bitirdik. Böyle burayı da komple yaptık. Şimdi size birkaç sonuç göstereyim 3. günden. Sonra gün ve gün devam edecek. Polisin 3. günü, pazartesi. Gördüğünüz gibi ne halde? Pert oldu. Ben de öyle yorgunum gerçekten. Şu anki peşteleri yapıyoruz. Main deck'te bulunan. Sancak tarafı bitmek üzere. Hatta herhalde 12'ye gelmek üzere. Sonra öğleden sonra da iskele tarafı yapacağız. Ve böylece main deck'te bitmiş olacak. Sonrasında da platform ve baş üstüne geçeceğiz. Çako ne haber ya? Nasıl gidiyor? İyi, sen nasıl gidiyorsun? İyi, güzel. Ölüyorum ya yorgunluktan. Sen yoruldun mu? Yok lan, ben yoruldum. Evet. Arkadaşlar şimdi size aradaki farkı göstermek istedim. Bakın burası yapılmamış yer. Arka tarafta hiçbir yansıma yok. Bakın burası yaptığımız yer. Burası da yansıyan yer. Ve şerif. Fotoğraf mı istiyorsun? Aynen ya. Tamam. Çekiyorum, poz ver. Sinirli. Agresif. Evet arkadaşlar, bugün polişin 6. günü pastanın. Baş üstündeyiz, baş üstünü yapıyoruz. Biraz önce videoda gösterdim size. Herhalde yarına da kalacak çünkü daha platform var. Platformu da yaptıktan sonra poliş işi bitmiş oluyor, pasta poliş işi. Sonrasında da tikleri yapacağız. Tik bondu nasıl uygulanıyor onu göstereceğim. Birlikte tikleri keçeleyeceğiz. Buzan nasıl keyifler? Keyifler güzel. Umarım sizin de keyfiniz iyidir arkadaşlar. Evde kalıp bizi takip etmeye devam edin. Yani şu adam. Bu adam bizi. Denizciliğin... Yok estağfurullah, tamam o kadar değil. Susturdum. O kadar değil. Burayı atmadan. Ne diyeceğini biliyorum. Evde kalmaya, sağlıklı kalmaya devam edin. Evet, devam ediyoruz biz. Şimdi hızlanmaya başladık. Ben sürüyorum, yemek makineyle geçiyor. Evet, bıyıklar harika. Sakalı da kesince bıyıklar ortaya çıktı. Acayip bir sıcak bir güneş vardı. Bu da bu saatlerde hep hava kapatıyor ve sertleşiyor rüzgar. O yüzden
10 numara oldu şu an. Biraz rahatladık. Ne içiyoruz Memo? İçerim. Soğuk. Ne vereceğim bana? Soğuk için. Su içiniz. Burayı yapacağız. İskele taraf burası. Ön kamera arkadaşlar ters gösteriyor. Sancak diyorum. İskele gibi gözüküyor olabilir orada. İskele diyorum sancak gibi gözüküyor olabilir. Bu ön kameradan çektiğim zaman. İç. Çektiğim için kaynaklı. Alet nalet arkadaşlar. Pershing galiba. Bu gibi gidiyor. Arkadaşlar bugün 5. günde bitti. Şu anda saat 4 falan herhalde. Yine tam bilmiyorum. Senin başlık kısmını yaptık komple. Yarın 6. gün olacak. Yarın da platformu yapacağız. Yağmur da gelecekmiş. Bakalım yetiştirebilecek miyiz yağmur gelmeden. Şako yorgun. Ben yorgun. Ozan çok az bir yer kaldı. Orayı yapıyor. Ve sonra şu bizim ırgat mevki ve personel kabinin olduğu yeri de yapacağız tabii ki. Ama genel hatlarıyla başüstü bitti. Bir günlük daha bir pasta poşeti kaldı. Yani 6. günde bu iş tamamlanmış olacak gibi duruyor. Evet.